Güzel arkadaşlar merhabalar. Atatürk inkılaplarıyla devam ediyoruz. Hukuk alanında yapılan inkılaplara bakıyoruz. Kıymetli arkadaşlar, Osmanlı Devleti döneminde Mecelle dediğimiz dini hukuk kuralları vardı. Mecelle dediğimiz dini hukuk kuralları vardı. Mustafa Kemal dini hukuk kuralları yerine medeni kanun kabul edilecek dedi. O halde dini hukuk kuralları yerine yerine medeni kanun kabul edildi ve böylelikle medeni kanun ile kadına bazı haklar verildi. Medeni kanun ile kadına verilen haklara baktığımızda kadına miras hakkı, kadına meslek hakkı, kadına mahkemede şahitlik hakkı, kadına çocuklarını alabilme yani velayet hakkı, kadına resmi nikah, kadına tek eşli evlilik hakkı geldi arkadaşlar. Ve böylelikle kadın ve erkek toplumsal alanda, ekonomik alanda, sosyal alanda kadın erkek eşitliği sağlanmıştır arkadaşlar. O halde medeni kanun ile kadına verilen haklara baktığımızda kadına miras hakkı, kadına meslek seçebilme hakkı, kadına mahkemede şahitlik, şahitlik hakkı, kadına çocuklarını alabilme velayet hakkı verilmiştir. Kadına resmi nikah hakkı verilmiştir. Kadına tek eşle, tek eşle evlilik hakkı verilmiştir ve böylelikle kadın erkek eşitliği sağlanmıştır arkadaşlar. Ve böylelikle kadın erkek eşitliği sağlanmıştır ve kadın ve erkek toplumsal alanda, sosyal alanda, ekonomik alanda Kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Sosyal alanda toplumsal ve ekonomik alanda kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Dikkat önemli olan noktaya geldik. Medeni kanunle kadına verilmeyen haklar siyasi haklardır. Medeni kanunle kadına verilmeyen haklar siyasi haklar verilmemiştir. Yani kadına seçme ve seçilme hakkı verilmemiştir. Yani kadına seçme ve seçilme hakkı verilmemiştir. Kadına sosyal, kadına toplumsal, kadına ekonomik alanda haklar verilmiştir. Ve böylelikle kadın erkek eşitliği sağlanmıştır arkadaşlar. Devam ediyorum. En başa döndüm. Mecelle Osmanlı Devleti'nden kalan toplumu bir arada tutan kuralların bir bütünüydü. Ama dini kurallar vardı. Dini kurallar yerine ne dedik? Medeni kanun gelecek dedik. Medeni kanun ve kadına bazı haklar verildi. Kadına miras Meslek, şahitlik, velayet, resmi nikah, tek eşte evlilik hakları verilmiştir arkadaşlar. Devam tamam. ediyorum. Kadın erkek eşitliği sağlanmış. Sosyal, toplumsal, ekonomik alanda kadın erkek eşitliği sağlanmış. Kadına medeni kanunla verilmeyen haklar dikkat, siyasi haklar dikkat. Kadına Seçme ve seçilme hakkı verilmemiştir kıymetli arkadaşlarım. Bir madde daha kabul edilmiş, bir madde daha kabul edilmiş medeni kanunle. Kıymet arkadaşlar, Lozan Barış Anlaşmasında, Lozan Barış Anlaşmasında patrikanelerin elinden siyasi yetkileri aldık ama hukuki yetkilerini alamamıştık. Medeni kanunle. Patrikhanelerin elinden hukuki yetkiler alınmıştır ve böylelikle artık patrikhaneler mahkeme kuramaz. Yine böylelikle patrikhaneler evlendiremez, boşandıramaz. Patrikhanelerin elinden hukuki yetkiler alındığı için hukuk alanında birlik sağlanmıştır. O halde patrikhanelerin elinden hukuki yetkiler alındı. Ve böylelikle arkadaşlar, böylelikle şöyle altına çizdim. Böylelikle hukukta birlik sağlanmıştır. Hukukta birlik sağlandı. Kıymetli arkadaşlar, eğer sana sınavda Patrikhanelerin elinden siyasi yetkiler alındı derse Git Lozan Barış Anlaşması'na. Eğer siyasi yetkiler derse Lozan Barış Anlaşması'nda ise siyasi yetkileri elinden alınmıştı. Kıymet arkadaşlar son kez söylüyorum. Dedim ki patrikanelerin elinden hukuki yetkiler alınmış. Ve böylelikle hukukta birlik sağlanmıştır. Bir öncül daha yazıyorum. Bu medeni kanun İsviçre Medeni Kanun'dan örnek alınarak yapılmıştır. İsviçre Medeni Kanun'dan örnek alınarak yapılmıştır. Şurayı kapattım. Medeni Kanunu kapattım. Geldim bir not yazıyorum. Notta şu kadına siyasi hakların verilmesi. Ben bu yıl bütün öğrencilere şunu söyledim. Türkiye Cumhuriyeti'nde kadın şiddeti çok çok arttı. Çok gündeme geldi. Kadınlarla ilgili bir soru gelecek dedim. O yüzden arkadaşlar bu yıl gelen sorulardan bir tanesi kadınlarla ilgili gelmiştir. Dikkat et. Kadına daha sonra yapılan değişiklikler ile kadına siyasi haklar da verilmiştir. Kadına siyasi haklar verildi 1930 yılında 1930 yılında kadın belediye başkanı olma hakkını elde etti 1933 yılında kadın muhtar olabilme hakkını elde etti 1934 yılında ...kadın vekil olabilme hakkını elde etti. Kıymetli arkadaşlar... ...daha sonra yapılan düzenlemeler ile... ...kadına bazı siyasi haklar verilmiş. 1930... ...ilk kadın belediye başkanımız... ...Sadiye Hanım... ...Sadiye Hanım... ...Artvin Yusufeli ilçesine ilk defa... ...kadın belediye başkanı seçildi. Peki ilk muhtar... ...Göl Esin... ...Göl Esin... Aydın Çin'de e ilk kadın muhtar seçildi. Yine ilk defa 1934 yılında vekil olma hakkını elde eden kadınlar ilk seçimlerde 34'ten sonra yapılan ilk seçimlerde 18 tane kadın vekil milletvekili olmuştur. Ama bir tanesi 17'sinden farklıdır. İlk köylü kadın milletvekili olarak tarihe geçen Satı Çırpan. İlk köylü kadın milletvekilidir. İlk köylü kadın milletvekili Satı Hanım veya Satı Çırpan diyoruz arkadaşlar. Demek ki daha sonra yapılan değişiklikler ile kadına bazı siyasi haklar verilmiş. Bunlardan bir tanesi belediye başkanı, bir tanesi muhtar, bir tanesi de vekil olabilme hakkını elde etmişler. Kadınlar ilk defa 1935 yılındaki sandığa giderek oy kullanmışlardır. Yani 1935 seçimlerinde ilk kez oy kullandı. Kadın sandığa gitti arkadaşlar. Peki 2002 yılında yapılan değişiklik ile kadın kendi soy adını kullanabilme hakkını elde etti. 2002 yılında 2002 yılında yapılan değişiklik ile kadın kendi soy adını kullanma hakkını elde etmiştir. Demek ki arkadaşlar kadına siyasi haklar medeni kanuna değil de daha sonra yapılan değişiklik ile arkadaşlar kadına siyasi haklar verilmiştir. Peki 1924 anayasasının kabul edilmesi. Kıymetli arkadaşlar 1921 teşkilatı esasiye baktığımız zaman bu anayasa savaş döneminde hazırlanmıştı. Kişilerin temel hak ve özgürlüklerine yer vermemişti. Hatta en yumuşak anayasa olarak tarihe geçmişti. Hatta arkadaşlar yetmediği dönemde Osmanlı'dan kalan kanuni esasi kullanabilirsiniz diye bir madde kabul edilmişti. Dikkat edin kolay bir yer olarak gözükse de bizim için önemli 24 anayasasının kabul edilmesiyle 1921 anayasası yani teşkilatı esasiye yine kıymetli arkadaşlar kanunu esasi kaldırılmıştır dikkat 24 anayasasının yürürlüğe girmesiyle tarihten veya anayasalardan 1921 anayasası yani teşkilatı esasiye bir de onun devamı olan kanuni esasi kaldırılmıştır kanunu Esasi kaldırılmıştır. Düşünsenize 1-2-3 soru olarak geldiğini 1924 anayasasının kabul edilmesiyle yukarıdaki anayasalardan hangisi kaldırılmıştır diye bir soru geldiği zaman dikkat et kanuni esasi de yürürlükten kaldırılmış. 21 veya teşkilatı esasiye dediğimiz bu anayasada yürürlükten kaldırılmıştır. Geldim siyasi alanda yapılan inkılaplara. Kıymetli arkadaşlar Siyasi alanda yapılan inkılaplara baktığımızda önce bir Furkan Bey'e soralım. Burası alınıyor mu siyasi yerden? Tamam. Arkadaşlar siyasi alanda yapılan inkılaplara baktığımızda saltanatın kaldırılmasına bakıyoruz. Lozan Barış Anlaşması'nda hem Osmanlı Devleti'ni hem de Büyük Millet Meclisi'ni davet edince masada ikilik çıkarmak isteyince ben Lozan Barış Anlaşması'ndan önce saltanatı kaldırarak Osmanlı Devleti'ne son verdim. Amacım Lozan Barış Anlaşması'na tek başıma gitmek. Amacım masada ikilik çıkmaması için saltanat kaldırılmış arkadaşlar. O halde saltanatın kaldırılmasına baktığımızda Lozan Barış Anlaşması'ndan önce saltanat kaldırılmış. Ve böylelikle Lozan'da ikilik çıkmasına engel olunmuş. Yine saltanatın kaldırılmasına baktığımızda saltanatı kaldıran birinci büyük millet meclisidir. Saltanatı kaldıran birinci büyük millet meclisi tarafından kaldırılmıştır. Kıymetli arkadaşlar saltanatın kaldırılmasıyla artık Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir. Osmanlı Devleti... resmen sona erdi. Dikkat et şimdi burayı. Osmanlı Devleti'nde halk adına, devlet adına, ülke adına karar veren, her şeyi onaylayan sadece bir padişahtı. Padişahı kaldırdım, halkı ön plana çıkardım. Yani demokrasi alanında bir adım atmış oldum. Yani saltanatın kaldırılmasına biz hakimiyeti milliye bayramı diyoruz saltanatın kaldırılmasına biz hakimiyeti milliye bayramı diyoruz. Hakimiyeti milliye bayramı olarak kutlanır arkadaşlar saltanatın kaldırılması. Kıymetli arkadaşlar saltanat kaldırılmış ama halifeliğe dokunulmamıştır. Çünkü hem saltanat hem de halifelik kaldırılırsa halkın büyük tepkisine sebep olabiliriz. Uygun ortamlar yaratılarak uygun inkılaplar gerçekleştirilmiş. Saltanat kaldırılmış. Halifelik devam etmiş. Yani Osmanlı hanedanlığında bulunan en yaşlı üye olarak geçen Abdülmecit Efendi halife olarak görevine devam etmiş. Abdülmecit Efendi. Mecit Efendi halife olarak olarak atandı. Osmanlı hanedanlığında en yaşlı üye olan Abdül Mecid Efendi de halife olarak atanmıştır. Bir not yazdık. Arkadaşlar Osmanlı Devleti fiilen, Osmanlı Devleti hukuken, Osmanlı Devleti resmen ne zaman sona ermiş? Osmanlı Devleti fiilen Mondros Ateşkes Anlaşmasında Osmanlı Devleti hukuken Mudanya Mudanya Ateşkes Anlaşmasında Osmanlı Devleti resmen derse bana saltanatın kaldırılmasıyla saltanatın kaldırılmasıyla sona ermiştir arkadaşlar fiilen, hukuken ve resmen dediğimiz Osmanlı Devleti sona ermiştir. Geldik Cumhuriyet'in ilanı. 29 Ekim 1923. Hocam bak neyi bileceksin? Meclis Büyük Millet Meclisi. Cumhuriyet'in ilan edilesiye kadar 1920 ile 1923 yılları arasında bu meclis, bu devlet nasıl yönetilmiş? Bu meclis, bu devlet meclis hükümeti sistemiyle yönetilmiş. Hükümeti sistemine göre yönetilmiş. Yani meclis hükümet sistemine baktığımızda meclis başkanı aynı zamanda devletin başkanıdır. Bu sistemde cumhurbaşkanı yok. Bu sistemde başbakan yok. Bu meclis içinde milletvekilleri tarafından bakanlıklar seçilir. Hızlı kararlar alınır. İşte biz bu yönetim şekline meclis hükümeti sistemi diyoruz. Bu yönetim şekline baktığımızda burada Cumhurbaşkanı yok. Burada Başbakan yok. Meclis hükümeti sisteminden Cumhuriyet ilan edilince meclis hükümeti sistemi kaldırılacak. Günümüzdeki Kabine sistemine geçilecek. Kabine sistemine geçilmiştir. Ve böylelikle Cumhuriyet ilan edildikten sonra Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı ilk Cumhurbaşkanı Atatürk olmuştur. Yine kıymetli arkadaşlar, ilk başbakan ilk başbakan İsmet İnönü olmuştur. Yine ilk meclis başkanı Ali Fethi Okyar olmuştur. Ve kabine sistemiyle böylelikle Cumhurbaşkanı Başbakan Meclis Başkanları belirlendi. Bizler bir not daha yazmışız. Notumuza baktığımızda Atatürk dönemindeki başbakanlara baktığımızda Atatürk dönemindeki ilk başbakan İsmet İnönü artı Ali Fethi Okyar artı tekrar İsmet İnönü ve en son Celal Bayar Atatürk dönemi başbakanları Kıymetli arkadaşlar, tahtaya baktığımız zaman Atatürk dönemi başbakanlarına baktığımız zaman İsmet İnönü ilk başbakan, ilk başbakan Ali Fethi Okyar. Hatırlayın, Şehzade Sait isyanını göremediği için, Şehzade Sait isyanını bastıramadığı için istifa etmişti. Onun yerine ise Şehzade Sait Şehzade İsyanı sonucunda Ali Fethi Okyar istifa edecek. Yerine tekrar İsmet İnönü geçecek. İsmet İnönü de Atatürk dönemindeki en uzun başbakanlık yapmıştır. En uzun başbakan Celal Bayar ise Atatürk döneminin en son başbakanlarından bir tanesi olmuştur. Celal Bayar. Bu da Atatürk dönemindeki başbakanlar olarak tarihe geçmiştir. Halifeliğin kaldırılması. Önce olayı anlatayım sana, daha sonra halifeliği kaldıralım. Kıymetli arkadaşlar, Abdülmecid Efendi halife olarak Osmanlı devletinden kalan Abdülmecid Efendi hanedanlığın en yaşlı üyesi olan Abdülmecid Efendi halife olarak atanmıştı. Halife tıpkı halife tıpkı devlet başkanı gibi resmi görüşmeler yapması. Halife tıpkı devlet başkanı gibi Hintli Müslümanlarla, Afganlı Müslümanlarla görüşmesi ve burada yeni bir İslam devletinden bahsetmesi. Bu mektupların arkadaşlar tek 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 gün yüzüne çıkması, gazetelere yansıması sonucunda artık halifelik makamı da kaldırılması gün yüzüne gelmiştir. Kıymetli arkadaşlar, halife aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çıkan kararlara, kanunlara karışmaya başlamıştır. Artık bu gibi nedenlerden dolayı Halifelik makamına da son verme zamanı gelmiştir. 3 Mart 1924 yılında halifelik kaldırılmış. Osmanlı hanedanlığı yurt dışına teşrif edilmiş. Yani gönderilmiş arkadaşlar. Osmanlı hanedanlığı yurt dışına yurt dışına dikkat et. Teşrif teşrif yani gönderilmiş yurt dışına teşrif edildi. Yurt dışına gönderildi. Halifeliğin kaldırıldığı gün aynı gün içinde 3 Mart günü 1924 tarihinde aynı anda 4 inkılap gerçekleşmiş. Halifelik kaldırılmış. Tevhidi tedrisat kanunu yapılmış. Erkanı harbiye umumiye vekaleti kabul edilmiş. Şeriye ve efkan vekaleti kabul edilmiş. O zaman dikkat birinci halifeliğin kaldırılması, tevhid-i Tedrisat, erkan-ı harbiye, şeriye ve efkaf vekaletleri aynı günde yapılan dört tane inkılaptır. O halde yazıyorum şöyle bir başlık attım. Tevhidi tedrisat kanunu erkanı erkanı harp diyorsam erkanı Harp diyorsam neyle ilgilidir? Askerle, savaşla, orduyla ilgilidir. Erkanı harbiye, umumiye. Vekaletinin kaldırılması. Bir de şuraya geçtim. Şeriye, şeriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması. Kıymetli arkadaşlar, 4 inkılap halifeliğin kaldırıldığı gün tevhidi tedrisat kanunu kabul edilmiş. Halifeliğin kaldırıldığı gün erkan-ı harbiye umumiye vekaleti kabul edilmiş. Halifeliğin kaldırıldığı gün şeriye ve efkaf vekaleti de kaldırılmış. Yani 4 inkılap 3 Mart 1924 yılında aynı günde ve aynı zamanda yapılmıştır. Peki tevhid tedrisatı anlattık size. Erkan-ı harp veya erkan-ı harbiye veya umumiye vekaleti demiştik. Osmanlı Devleti'nde bu makam savaş bakanlığıydı. Erkan-ı Harbiye Umumiye Vekaleti kabul edilerek artık ordu, ordu siyasetten ayrıldı. Ve böylelikle arkadaşlar genel kurmay başkanlığı kuruldu. İlk genel kurmay başkanımız Maraşal Fevzi Çakmak olmuştur. Peki şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılması. Şeriye ve efkaf vekaletine baktığımızda bu makam Osmanlı Devleti'nde din bakanlığıydı. Kaldırdık. Yerine Diyanet Diyanet İşleri Başkanlığını koyduk. Kaldırdık yerine Vakıflar Genel Müdürlüğünü koyduk arkadaşlar. Benim ilk Diyanet İşleri Başkanım Ankara Müftüsü hatta İstanbul'daki Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi'nin gücünü, fetvasını kırmak için Ankara müftüsü 154 imamla bir araya gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücünü, hakimiyetini arttırmak için karşı bir fetva yayınlamıştı. İşte bu adam Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı olacak. Kim bu adam? Hadi bakalım. Rıfat Börekçi. Rıfat Börekçi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı olacak. Kıymetli arkadaşlar, Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırılmış, Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuş. Şeriye ve Vekaleti kaldırılmış, Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuş. Ankara'nın başkent oluşu, Anadolu kurtarılmış, İstanbul, Boğazlar, Doğu Trakya alınmış ve mecliste tartışmalar başlanmış. Acaba yeni kurulan devletin başkenti neresi olacak? İstanbul mu? Ankara mı olacak demişler. Bakın doğal güzelliğinden dolayı, boğaz manzarasından dolayı İstanbul ön plana çıksa da halk oylamasıyla, meclis oylamasıyla, özür dilerim meclis oylamasıyla Ankara bu devletin başkenti olmuştur. 13 Ekim 13 Ekim 1923 yılında devletin başkenti başkenti Ankara olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun kıymetli arkadaşlar. Demek ki hukuk alanında yapılan inkılaplara baktık. Siyasi alanda yapılan inkılaplara baktık. Kıymetli arkadaşlar şöyle bir geri çekileyim. Tahtayı bir bütün olarak algılayın. Bir daha derste görüşmek üzere.